Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'daki seçim mitinginde konuştu. Dakikalar öncesinde hedefinde HDP destekli altılı masa vardı. Müzakere masası olmaktan çıktı dedi Cumhurbaşkanı. İpin ucu başkasının elinde olduğu için etrafa sürükleniyorlar ifadesini kullandı. Erdoğan çözüm süreci döneminde terör örgütü PKK ve siyasi uzantısının da yaptıklarını hatırlattı. Şu gördüğünüz selo benim Kürt kardeşlerimi, 51 Kürt kardeşimi Diyarbakır'da ölümüne neden oldu. Şimdi ne diyor Bay Bay Kemal? Gelince onu çıkartacağız diyor. Kardeşlerim, bu iş Türk-Kürt meselesi değil, Alevi-Sünni meselesi değil, insanlık meselesi, insanlık. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacaktır. Biz iktidarda olduğumuz sürece benim o 51 Kürt kardeşimin canına kıyanlara biz cezaevinden çık demeyiz. Hepsi hesabını ödeyecek. Hepsi hesabını ödeyecek. İşte masa bu. Masanın etrafındakilerin çapı, niyeti, söylemi işte bu. Gerçi bu masa siyasetin en meşru hakkı olan işbirliği masası. Müzakere masası olmaktan çıkalı çok oldu. Bu masa hani yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümcek var ya, işte ona benzedi. Herhangi bir istikameti, rotası, menzili olmadığı için ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor. Direksiyonda Kılıçdaroğlu gözüküyor ama öyle değil. Onun görevi sadece mutfakta video çekmek. Sahnede kalp yapmak, sağa sola gülücük dağıtmak. Masanın etrafındakilerden hangisi sabah erken kalkıp ayaklanırsa örümcek o tarafa doğru yöneliyor. Sonra masanın bir başka ortağı sesini yükseltiyor. Bu defa istikamet oraya dönüyor. Ardından bir başka ortak gürlüyor. Hop, bu defa da ayaklar o tarafa doğru çekiyor. Hani baş belirsiz, meydan ıssız diye bir söz var ya, işte tam da öyle bir durum var. İpin ucu başkalarının elinde olunca bunlar kendilerine tanınan hareket alanında sürekli bir tarafa savruluyor. Aynen dediğin gibi. 6+1 reis etmiyor. Elbette masada ne yaptığını bilenler de yok değil. Mesela bölücü örgütün elebaşları ve onların siyasi uzantıları, hatırlayınız, çözüm sürecinde her türlü riske alarak ülkemizin 40 yıllık terör sorununu bitirmek istediğimizde uzattığımız eli ısıran bunlar değil miydi? Suriye'deki iç karışıklıklar sırasında provokasyonlarla sokaklarda benim Kürt kardeşlerimin kanlarını oluk oluk akıtan bunlar değil miydi? Bugün de ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? Soruyorum size, tüm bu ihanetlerin neresinde Van var? Tüm bu acıların neresinde benim Kürt kardeşlerim var? Tüm bu istismarların neresinde ülkenin ve milletin menfaati var? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.